barıştım. Nefise'yle de bir kavgam tartışmam yok. Buse de yanımda kuzu gibi. Ee, Özgür abiyle zaten kavga etmemeliyim. Haksız bile olsam artık susmam lazım ben ne yapmam lazım? Kendimden bahsettirebilmek için farkım olsun. Potaya girdiğimde o yatacak olan insanları ikiye, üçe böleyim. Bir şey yapmam lazım ve bu arada da Nefise'den sonraki kadın aslında ben olmam gerekirken ben yerimi Cansu'ya kaptırdım. Cansu çok sessiz sakin görünüyor ama benim elimdeki gücü almaya başladı. İtibarını bozayım Cansu'ya biraz. Evet. Aslında Asena'nın rahatsız oluşu Cansu'nun onun üzerinde olması. Cansu girdiği pota da çıktı. İki tane üst üste potaya girdi Cansu. İki, e, iki riskli potadan da çıktı. Hiçbir olayı yoktu Cansu'nun. Ben bile Cansu elenir Gidebilir dedim. dedik evet. Neden dursun ki dedim. Bir olayı yok. Potada kalmak istediğini de söylemedi. Bana bir neden söylemedi ona SMS atmam için. E, bunlar orada fark etmiyor mu? E, konsey bittikten sonra herkes birbirinin arasında konuşulur. Bizde şöyle olurdu. Nasıl konuşmaydı? İyi miydi? Sence kimin konuşması sana geçti? Kim oy toplamıştır? Hı -hı. Aralarında konuşmuşlardır takım olarak. Cansu'nunki çok pasifti. Oy toplayamamıştı deyip Cansu'nun bu potadan çıkması Asena'nın gözünü korkuttu. Ya, yani şimdi iki konuya iki konudan bahsedeceğim. Birincisi e, Osmancan'ın dediğini bu arada Osmancan'a şöyle bir şey söyleyeyim bence Osmancan iki haftadır kendi Survivor'ı için güzel bir yola girdi. Hı hı. Daha sakin, daha üstüruplu üslubu daha iyi, ifadesi daha iyi ve kendisi için bence olumlu bir adım atarak finale şöyle ufak bir göz kırptı. Evet. Yani bundan sonra Osmancan doğru hamleler yapmaya devam ederse final için, şampiyonluk için bence bir adaydır. Bir ara o Cansu'nun sakatlığıyla dalga geçtiğinde Asena'nın sesini taklit ettiğinde ya da böyle saçma kavgalar ettiğinde kötü bir imajı vardı. Hı hı. Ama şu an böyle mesela benim gözümde onu böyle ufak ufak silmeye başladı. E, ama büyük şeyler unutulmaz evrimin dediği gibi. Osman e, Osmancan'ın dediğini ben ikiye ayırıyorum. Diyor ki dört tane dokunmazlık kazandığında böyle yapmıyordu. E, şimdi aday oldu potada diye yapıyor diyor. Şimdi zaten insan dört tane dokunmazlık kazandığında ya da hayatta bir şeyler iyi gidiyorken böyledir. Begüm iyi misin? Bir şey ısmarlayayım sana. E, şey i̇stiyorsan gel buradan bir yere gidelim. Bir şey ihtiyacın var mı? Böyle olurum. Ama ee, i̇yi durumda değilsem ben öyle olmam. Niye? Çünkü e, kaybettiğim şeyle alakalı bir şeyleri yediremiyorumdur. Oyunu kaybettiği için söylüyorum. Bir şeylerden korkuyorumdur. Stres altındayımdır. Zaten potadaysam ben e, kötüyümdür. Hı -hı. Haliyle yani. Takımla iyi değilimdir. Hı -hı. Takımdaki atmosfer kötüdür. Hani burada da bir şey olmuyorsa evdeki atmosfer kötüleşir. Ailenle ya da eşinle Hı -hı. gerilirsin maddi bir şeyden ya da başka bir şeyden. Ama her şey iyiken herkes rahattır. O ona erik verir, o ona çilek verir böyle. Hayır öyle takılırsın. <laughs> canım çilek çekti. <laughs> evet güzel meyvedir. Çok severim. Şimdi e, o noktada Osmancan'a katılmıyorum. Bir katılmadığım konuda Evrim'in dediği e, gündem olma olayı. Niye? Çünkü gündem olmak... Yani bu işte genelde Hani nereden örnek verebiliriz? Tabii ki gündem nedir? Kamuoyu ne çıkmaktır. Sanatlardan işte. Şimdi sanatçılar ne oluyor mesela? Birine saldırdı. Ee, ne derler? Mekan çıkışı, alkolü yakalandı. Muhabirlerle kavga etti. İşte arkadaşını dövdü. Trafikte kavga etti falan. Şimdi bu tip şeyler ee, o kişiyi meşhur ediyor. Ne oluyor? Biz bir hafta boyunca ayrılan bir çifti, kavga eden bir insanı ya da işte mekan çıkışı, muhabirlere tartaklamaya çalışan, kamerasını yere atan birini bir hafta on gün konuşuyoruz. Herkes biliyor mesela. Evet. Hakan, 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 Hakan diye. Ee, benim ismimi, çünkü şimdi bir de sosyal medya çağı ya, o haberi alıyor. Rup, bütün sosyal medyada yayılıyor. Hı -hı. Mesela atıyorum, ben geceliğin bir muhabirle kavga edeyim, alayım kamerasını Allah korusun yere atayım mesela. Türkiye'deki 80 milyonun, yaklaşık 50 milyonu beni tanır. Hı -hı. Belki 15 yıldır ekrandayım. Tanımayanlar vardır. Çok vardır eminim ki. Ama böyle bir şey yapsam herkes tanır. Şimdi burada önemli olan şu. Bu güzel bir şey mi? Ya da uzun vadede bana ne katar? Tabii. Yani e, eğer amacın ertesi gün bir sabah magazin programına çıkmaksa tamam. Ondan sonra bir yere daha gitmekse tamam. Ama sana reklam gelmez. Tabii. Senle Negatif hiçbir marka bir. yan yana durmak istemez. Negatif bir algı oluşur. Konser monser yapamazsın. Evet. Azalır yani. Çünkü insanlar... E, ...negatif bir karaktere ya da negatif bir durumla ilgili bir tepki koyarlar. Hı hı. İnsanlar doğruyu, düzgünü, kaliteliği isterler. Şimdi marka olarak da yani iyi bir markayla durmak Tabii istersin. Ki. Kötü bir marka ya da insanları kandıran bir markayla işbirliği yaparken... ...mesela ben çekinirim, e, kendimi sorgularım. Ya işte yanlış yanıltmayalım falan diye. Hı hı. Bu önemli bir şey. O yüzden e, ben burada Asena herhalde... E, Normal bir zeka insan, zeka seviyesine sahip bir insan düşüneceği bir şey. Evet, ben burada kötü bir şey yapıyorum, yanlış bir şey yapıyorum. Bu benim işime. Oh yarar. insanlar bana oy atar mı atmaz mı? Atar atar. Bunu ben kötü bir şey mi? olarak yorumladığını düşünüyorum. ben. ben. de onu Öyle bir şey yok. olmaz. Yani bence, Burada haklı sonuna buradaki kadar Buradaki bir haksızlığı bir şey ortaya çıkarttığını falan düşünüyor mesela Asena. Yaşasın Asen adalet hani. Adaleti ben diyor. savunuyorum gibi düşünüyor kendini. Ya, yani. Ama bir şey söyleyeceğim yani hani e, böyle bir şey olabilir mi? Yani insani açıdan konuşuyorum. Problem Bırak zaten. insanların seyrettiğini. Asena böyle bir şey görüyorsa zaten yanlış bir yerde yanlış bir yolda. Burada Asena'ya yapılan bir haksızlık yok çünkü. Hmm. Burada sakat olduğunu söyleyen birine ki survivor'ın inandırıcılığı en yüksek iki yarışmacısı Özgürle Cansudur. Hı hı. Ya bu ikisinden biri ben sakatım diyorsa bence sakattır mesela. Evet. Ama başka birileri öyle sakatım dese bir böyle içinde bir soru işareti kalır ki onu bile sorgula sorgulayamayız, arkadaşları da sorgulayamaz. Aynen öyle. Yani şimdi Yusuf da dün sakatım dedi. İnandık hepimiz. Sakatlık bu çünkü. Yani Asena'nın buradan gündem olmak gibi bir kaygısı olamaz. Mantıklı bir insan zekası seviyesindeyse Keşke dediğin çünkü gibi dediğim olabilse. gibi ben gitmişim muhabirleri dövmüşüm. Ondan sonra gitmişim alkollü yakalanmışım. Ee, ne derler? İnsanlar benim konserime gelecek. Yok ya. Gelmezler abi. Hani böyle bir durumda böyle bir kaosun içinde olursam derler ki yani ya bu adam doğru bir adam değil ki. Ben bir de buna para mı kazandıracağım? E peki yani sence Asena'nın hangi düşünceyle bu duruşu sergilediğini düşünüyorsun o zaman? Vallahi senin düşündüğün şey gibi olmadığı diyorum. kesin ama. Hayır hayır ben şuna getireceğim. Asene bunu karakteri gibi yere yapıyor kimse. ama potade diye bunu yapmıyor. yani Hı. Ya da gündeme girmek için insanlar ona oy atsın diye. Bir taraf olsunlar diye Şimdi belki. Şimdi ben burada herkese kötü davransam Acun Medya'da atıyorum. Mesela diyelim ki bizde stajyerler oluyor. Hı. İşte sürekli böyle işte Ahmet gel Emre gel Eren şunu getir ya bu ne ya böyle geç getiriyorsun 3 dakika oldu isteyen 3 dakikada bir tostu getiremiyor musun falan desen ben olsam Eren'in yerinde ya da Emre'nin yerinde bir gün o tosta böyle bir koyarım yani. <laughs> <laughs> hani biraz yanına ketçap koyarım öyle evet. herkes almasın Ay baş, yani. Yaparım mı? abi, yaparım. Herkesiniz? Yaparım yani. Kusura bakmasın ya. Yani. Ne bu adamla muhalefet? yani... öyle bir adam değilsin Ya tabii. Estağfurullah, tabii ki değilim ama hani bir gıcık olsam yaparım kardeşim. O yüzden e, burada bir hata var yani bence evet. Asena'nın yaptı. İşte biraz... halk da böyle bir gıcık olursa SMS atmaz. Ya işte bak şunu göremiyor Asena. Asena bu hataları yapıyor, hı hı. tamam mı? O gün potada ya da ertesi gün bizim masamızda konuşuluyor gündem oluyor sabah magazin programına geldi yani evet biz de ondan nem alandık aldık alacağımızı ah rating de aldık süper 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 <laughs> ama asane konser gelmiyor cebine para girmiyor İşte o cebine girecek para da Survivor şampiyonluğu imaj olarak yani senin burada daha büyük düşünüp sanatçı olarak hareketlerinde duruşunda yazın alacağın konserleri sana ne getirir ona göre de bir e, hareket etmen lazım mantık olarak öngörülü hareket etmek. E, tabii ki yani eee hır yaparak insanları rahatsız ederek e, oradan aldığı imajla bir şey olmuyorsun bence hayatta. Ya yani doğru bir örnek değilsin. Her şeyi bırak. Bence de. Her şeyi bırak doğru örnek değilsin. E, bu noktada da şunu sorguluyor sorgular insanlar. Hakan diyelim Asena gibi davrandı. Ya yani, Hakan ben sana oyatmam kusura bakma. Belki benim de yaptıklarımı yanlış gördüler ondan oyatmadılar mesela. Hı -hı. E, o yüzden hepimizin hataları da olabiliyor. Oradan da çıkarsak. Ama Asena yolunu doğru zannedip gittiği için e, bence hata ediyor. Yani doğallık bu değil. Evet. Yanlış yolda düz yürümek doğallık değil. Katılıyor. Gideceğin yer burada. Okul bu tarafta. Sen bu tarafa doğru gidiyorsun. Biri sana diyor ki abi yanlış yol. Hayır diyor. Ben diyor adımlarımı düzgün atıyorum diyor. Düzgün adım attın mı hedefe gitmiyorsun. Hedefi göreceksin. Ondan sonra orada düzgün adım atmaya başlayacaksın. Burada 4-5 kişi var. Terse doğru gidiyorlar şu an. Terse. Şampiyonluk bu tarafta. Siz bu tarafa gidiyorsunuz arkadaşlar. Size göre doğru yol, adımlarınız da doğru ama yol bu tarafta. Hata burada. Evet. Peki, ee, çok mükemmel bir e, araba ödülü var ve araba ödülünün ilk turunu kazanan bir kırmızı takım var. Onların hepsini değerlendireceğiz ama reklamlara gidiyoruz şimdi.